Bak fizik öğretmeninin resmini çektim. Nasıl olmuş Pelin? Çok güzel olmuş. Keşke benim takozu da böyle bir makineyle değiştirebilsem. Benimki de antika oldu. Ben de almak istiyorum da annem lise bitmeden olmaz diye tutturdu. Yani. Seneye yani. Sen neden hala bir telefon almadın Celle? Onlardan alacak olduktan sonra çoktan alırdım da. Babam diyor ki olmuşken en iyisi olsun. Yeni bir model var. Çıksın diye bekliyorum, onu alacağım. Kızlar, bu akşam bizde parti var. Çiçeklerimizi giyip eğleneceğiz. Bu arada pijama partisi. Herkes geliyor değil mi? Tabii canım. Ben gelemeyeceğim sanırım. Neden şekerim? Olmaz ki ama. Ya babam bu akşam çok önemli bir davet veriyor. Eğer ben gelmezsem çok darılır. Bana düşkünlüğünü bilirsiniz. Bir dahaki sefere artık. Neyse, ben gideyim şimdi. Tamam canım. Eve gidip hazırlanmam lazım. Oldu. Yalancı şey. Bana düşkünlüğünü bilirsinizmiş. Nereden bilelim kızım? Hiç gördün mü babanı? Yine kimin dedikodusunu yapıyorsun Ceren Hanım? Ne dedikodusu canım? Düpedüz yalancı bu kız. Tamam, yeter artık. Birisi yokken arkasından konuşmak yakışmaz. Yerler bittiyse banyo da temizlenecek. Ayrıca balkonda toz içinde kalmış. Orayı da bir süpür Aysel. Bugün çok iş yaptım Neslihan Hanım. Hem kızım da okuldan gelmiştir. Onları da yarın yapsam olmaz mı? Erkenden gelir bitiririm. Herkes çıkarcı mı oldu bu memlekette? Paranızı ödüyoruz. Ama siz işten kaçma peşindesiniz. Yok öyle Yağma. Bu işler bugün bitecek. Yarın misafirlerim gelecek. Sonunda bitebildi demek. Şuncacık işi kaç saatte yaptın? Neyse, şimdi çıkabilirsin. Paran kapının orada, sehpanın üstünde. Neslihan Hanım, ben çıkıyorum. Size iyi günler. Neslihan Hanım, iyi günler. Hay Allah. Neyse.
Hadi kalk koca kadın. Senin işin var daha. Bir şeyin yok. Ay. Bak ben hemen üstünde oturuyorum. Neden yukarı çıkıp bu işi halledeyim? Ah kızım benim. Okuldan da gelmiş, karnı da... Dur anne ya, filme bakıyorum. Ya, bugünkü işim biraz uzun sürdü. Bırakmadı kadın bir türlü. Anne, film izliyorum dedim. Tamam, tamam. Ben mutfağa gidiyorum. Sana bir şeyler hazırlayayım bari. Üf anne ya, ben yumurta yedim, tamam? Olmaz öyle şey, yumurta falan. Senin iyi beslenmen lazım. Ben şimdi sana bir şeyler hazırlarım. Ah kızım benim. Kızım tencerede yemek varmış. Yumurta yapacağını bunu ısıtıp yeseydin ya. Dur anne ya. Filmin son sahnesi. Of. Ne oldu kızım? Kadın çocuklarını kurtarırken kendisi öldü filmin sonunda. Anne dediğin öyle olacak. Al şunları içeri götür. Hadi kızım. Aman kızım. Altı üstü bir film. Bu kadar kafana niye takıyorsun? Yesene yemeğini. Filmden değil ya. Neymiş bakalım güzel kızımı üzen? Ayakkabı. Ayakkabı mı? Çok eskidiler anne ya. Utanıyorum arkadaşlarımdan valla. Hani sana geçen gün gösterdiğim model vardı ya. Hani onu alsak? Gençsin tabii. İsteyeceksin kızım. Herkes giyecek. Benim kızım giymeyecek mi? Ama şimdi paramız yok ki kızım. Ah Şakir'im ah. Genç yaşta çektin gittin. Gücüm yetmiyor işte. Ya anne, o dükkanın sahibi tanıdık değil miydi ya? Bir kısmını sonra versek. Ben şimdi senin ayakkabılarını bir güzel boyarım, yepyeni olur. Paramız olduğunda da ilk fırsatta o ayakkabıyı sana alacağım. Sana söz. Ne? Söz mü? Söz söz. Benim bir tanecik kızım var. Onu almayacağım da başka kime alacağım? Anneciğim ben içeri gidiyorum. Biraz ders çalışacağım. Tamam kız. Yemedin kahvaltıda kızım. Ay tamam anne ya. Yedim işte bir şeyler. Hep böyle yapıyorsun. Beni çok üzüyorsun. Anne ben geç kaldım. Önden gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gel kızım seni bir öpeyim. Ben de bisiklete gitmeyi hak ettim. Doğru. Cennet'e geldim. Selam. Ne haber? Selam iyidir. O az önceki kadın annem miydi? Hangi kadın? Nerede? Yok canım. Evden yalnız geldim ben. Yetişemiyorum ki her şeye. Ayakkabı istiyor çocuk. Haklı tabii, isteyecek. Birkaç işe daha gitsem. Oradan gelen parayla alırım artık ayakkabıyı. Allah'ım çok büyüksün. Beni yaradansın. O tek varlığım, tek çocuğum. Her şey onun için. Daha çok çalışmalıyım. Daha çok, daha çok, daha çok.
Bıktım bu hayattan. Şu hale bak. İstediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Of Allah. Bu hayattan kurtulmanın bir yolu olmalı. Çalıştın mı fizik sınavına Cennet? Ne? Fizik sınavına diyorum. Çalıştın mı diyorum. Evet çalıştım. Aysel kız, işine yarayacak bir şeyler varsa vereyim bak buradan. Olmadı senin kıza götürürsün. Eskiler bak bunlar, boşaltıyorum dolabı. Sağ olun Sevtap Hanım. Ama o giysiler... Bırak şimdi hanımı manımı. Kaç kere dedim bana hanım deme diye. Tamam, ben anladım seni. Nasıl giysin lise çağındaki kız bunu? Bir şeyler ayarlayalım mı, ona içimden geldi. Var mı bir eksiği? Yok. Hadi hadi söyle, çekinme, neyse eksiği. Dün bir ayakkabı dedi de. Al, bugünkü işinin parası. Sağ ol. Bununla da kızına bir ayakkabı alırsın. Ama Sevtap Hanım... Ne demişti, kanım yok değil mi? Hem içimden geldi, al işte. Sen istersen çık ayakkabıyı al, sevindir kızını. İşin bitmişti zaten. Yardımcı olabiliriz. Ben şu ayakkabıyı almak istiyordum da kızıma. Yardımcı olayım. Sağ olasın kardeş. Ama benim param yetişmez ona. Sen gel bakalım bir ablacığım. Belki yetişir. Buyur, buyur. Buyur ablacığım. Nasıl ektik dersi ama? Sınav zordu kızım. O sınavdan sonra biraz dinlenmek lazımdı. Hoca sınıfta kimseyi bulamayınca yanlış okula geldiğini düşünecek. Ay beni bile ayarttınız ya. Ne diyeyim ben size? Hoş geldiniz kaçaklar. Ya sen de üniversiteden kaçıp burada çalışıyorsun. Bize kaçak diyemezsin. Bizimki ekmek davası oğlum. Keyfimize değil. Ne içiyoruz bakalım? Nescafe getireyim mi size? Evet. Ben espresso alayım. Ooo sosyeteyiz bakıyorum. Ne sosyeteyi canım? Bizde onun makinesi var. Her gün içtiğim şey. Çok havalıyız. Vay arabaya bak. Bakalım içinden nasıl biri çıkacak. Vay be. Yakışıklıya bak. Hakikaten öyle ya. Kızım aile var. Abi görüşemedik. Görüşemeyiz tabi. Uğramıyorsun ki kaç zamandır. İşte kovalıyoruz be. Yakışıklı sana mı bakıyor, bana mı öyle geldi? Sana öyle gelmiştir. Bana öyle geldi. Kadir bir çay gönder buraya. Tamam abi. Sen onu külahıma anlat. Baksana.
Hala yan göze bakıyor sana kızın. Of. Hadi oradan be Sevzek. Ne oluyor burada ya? Geldiğinizden beri kahkahalar kesilmedi. Ne olacak canım? Cennet kraliçemiz şu arabanın sahibi arkadaşla... Ya of, sus artık Ceren. Saçmalama. Tamam kızma canım. Kimseye söylemeyeceğim aşkını. Murat onun adı. Murat, Murat. Kalbimin sultanı neredesin? Buradayım aşkım, geliyorum. Of ya, sen de mi Brutus? Uzattınız ama. Sen de bakıp durma uzatmamızı istemiyorsan. Bizim Cengiz abinin arkadaşı. Arada gelir böyle. Çok zengin adam. Çevresi de çok geniş. Bu iş tamam Cennet. Baksana, çok da zenginmiş. Zaten Cennet'e de başkası yakışmazdı. Of yeter ama ya. Kapatın artık şu konuyu. Birkaç yeni iş daha çıksa da biraz durumumuz düzelse. Eyvah, geç kaldım. Ne oldu senin şu telefon meselesi? Seçmedin mi hala? Babam seçecek işte. İyi bir model olsun istiyoruz. O da öyle istiyor. Ya kalitesiz olmasın. Benim kızım her şeyin en iyisine layık diyor. Bizim şampiyonların maçı var yine. Hemen geliyorum. Hadi o gidelim. Maç kaçmaz. Evet. Hadi gidelim. Bilardo oynarız. Hadi. Tamam, hadi. Bakıyor hala. Ha. Neyse, bizim çocuklara söylerim, bir ara gider. Murat abi. Tamam, uğrarız. Kız seni bekliyor galiba. Bırak şimdi. Abi, iki saattir seni konuşuyorlar. Bak herkes gitti, kız orada. Tamam, anlaşıldı. Hadi bakayım, sen hemen arazi ol. Bekle. Tamam. Merhaba. Oturabilir miyim? Ben Murat. Adını söylemeyecek misin? Sır mı yoksa? Cennet. Neler yapıyorsun bakalım? Hiç, ne yapalım? Arkadaşlarla geldik, takılıyoruz işte. Üniversite falan? Çalışıyorum. Seneye gireceğim inşallah. Cin gibi bakıyorsun. İstediğin her şeyi elde edersin sen. Senin metini duyduk Aysel. Çok temiz, çok amarat dediler. Bugünlük sadece salon ve mutfak temizlenecek. Ama bundan sonra istersen her hafta birine ihtiyacımız var, eğer müsaitsen. Vallahi seve seve gelirim. Ben de bugün yeni bir iş çıksa diyordum. Allah'ın sevgili kuluymuş. İyi, ben de sevindim buna. Ben içeri gidiyorum. Sen buraları halledersin artık. Hemen yaparım evelallah. Elimden kurtulmaz. Sen niye gitmedin onlarla? Sıkılıyorum. Çocuk gibiler hepsi. Baksana, bir ara çıkıp arabayla dolaşırız. Ne dersin? Bilmem, belki olabilir. Araba senin mi? Tabii ki benim. Sen bana numaranı ver, ben seni arayayım. Tamam mı? Ben henüz telefon alamadım. Model bakıyorum. İyi bir şey çıkınca kesin alacağım. Tamam. Sen beni ararsın. Nasıl maçtı ama? Harikaydı. Nasıl yendi ama? Ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Görüşürüz onlara. Ne oluyor? Ne oldu? Bir şey söylemeyecek misin? Ulan Murat, yine turnayı gözünden vurdum bakıyorum. Bakacağız. Acele etme. Ha. Ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Telefonlar verildi bakıyorum. Anlat bakalım kızım, hemen nasıl bağladın adımı? Üf, gidin başımdan be. Bağladığım falan yok. Gelip bir merhaba dedi, o kadar. Nasıl merhabaymış bu böyle? Görüşürüz falan. Hadi kalkın gidelim artık, sıkıldım ben. Gidelim bakalım. Aysel? Aysel? Neyin var Aysel?
Siz misiniz Mustafa Bey? Evde bir hastamız var da hemen gelebilir misiniz? Tamam, evde bekliyorum. Ne oldu anne? Bir şey yok kızım. Biraz başım döndü. Her zaman olan şeyler anne. Biraz dikkat et kendine. Bu senin kız çok ilgisiz. Öyle deme. Pırlantadır benim kızım. Şimdi duyarsa üzülür. Ondan bir şey demedim. Ya yok ya kızım. Dur bakalım. Daha yeni tanıştık. Arabasıyla gezdirmek istedi. Bakalım, belki olabilir. Gelsene kızım buraya. Geliyorum anne, telefondayım. Hadi canım, tamam. Görüşürüz, bay bay. Tam olarak neyin varmış? Sus kızım, geliyoruz. Al bakalım kızım. Bakalım beğenecek misin? Anne harikasın. Bugünün gençleri böyle işte. Hediye dedin mi bayılıyorlar. Annesi bugün bayılmış, hastalanmış, doktora gitmiş, soran yok ama. Ne doktoru anne, ne bayılması? Ben şey, yok bir şey kızım. Nasıl yok canım? Bir şey olmasa doktora götürürler mi? Ne zaman oldu bu? Bugün. Neyse, annen sana anlatır. Benim eve gidip yemek yapmam lazım daha. Evde beklerler. Tekrar geçmiş olsun Aysel'ciğim. Sağ ol. Hadi. Annene iyi bak kızım. Bir şey olursa haber verirsin kızım. Güle güle. Niye bana söylemiyorsun anne? Söyleyecektim de. Neden söylemedin? Ben ne bileyim işte, üzülme, canını sıkma diye. Bak şimdi, güzelce dinleniyorsun. Bir iki günde işe falan gitmek yok, anlaştık mı? Yarın mutlaka gitmem lazım kızım. Hem ben gitmezsem ne yiyip ne içeceğiz? Yarın illa gideceksen ben de seninle geleceğim, anlaştık mı? Zaten yarın cumartesi, okul da yok nasıl olsa. Peki, sen de gel. Benim bir tanecik fedakar kızım. Annesini yalnız bırakamazmış hiç. Sen şimdi yat dinlen. Ben de sana yemek hazırlayayım. İyiymiş bu ya. Ben her gün böyle hasta olurum o zaman. Nasıl kızım? Beğendin mi ayakkabıları? Beğenmek ne kelime anne. Bayıldım, bayıldım. Gerçekten. Zaten istediğim de buydu. Senin gösterdiğini aldım. Güle güle. Nice mutlu günlerde giy kızım. Sağ ol anneciğim. Bir gün dinlensen olmaz mıydı anne? Kızım, bir tansiyonum düştü diye sen de beni ne hallere düşürdün canım. Hem bu gideceğimiz kadın Nagihan Hanım ya. Ay, ne olmuş canım Nagihan Hanım'sa? Kösem Sultan değil ya. Hanımefendi bekleyiversin. Öyle deme kızım. Bu en zengin müşterim benim. Hem ben diğer işleri buluyorsam hep bu kadının sayesinde buluyorum. Bu kadının eli de çok açıktır. Diğerlerine göre hep fazla para verir. Of, bir biz zengin olamadık anne. Saraylarda yaşayamadık. Sevgi, saygı eksik olmasın aramızda. Sağlığımız, sıhhatimiz olsun. Onurumuz, gururumuz zedelenmesin. Saray olmasa da olur be kızım. Hah, geldik işte. Ev burası. Üf be, eve bak. Araba hazır efendim. Sen al bu çantayı arabaya götür. Birazdan ben geliyorum. Peki efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler Nagihan Hanım. Hoş geldin Aysel. Sen biliyorsun ne yapacağını. Rahmetlinin istediği gibi. Ben bir iki günlüğüne şehir dışına çıkıyorum. Ücretini de Mehmet Bey verecek.
Kızın mı bu Aysel? Evet, Nagihan Hanım kızım. Allah bağışlasın. Pek tatlı, pek de güzel. Sağ olun. O benim bir tanem. Hayattaki tek varlığım. Ben de böyle bir kızım olsun çok isterdim ama... Olmadı işte. Neyse, ben de çıkıyorum artık. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi nereden başlasak? Acaba yerleri mi silsek yoksa camları mı? Kız sen buraya temizliğe mi geldin yoksa etrafa bakmaya mı? Hadi bakalım hadi. Kızım koy onu yerine. Cennet gel kızım mutfağa. Çay hazır. Geliyorum anne. Bunlar ne anne böyle? Öğle yemeğimiz kızım. Hani sen bazen getiriyorsun. Evet onlar bunlar işte. Tek başıma yiyince boğazımdan geçmiyor. Kızıma da getiriyorum. Şimdi anlıyorum o güzel pastaların nereden geldiğini. Anne, neden temizlikçi alıyor bu kadın eve? Bundan 4 yıl falan önceydi. Ben o zamanlar sadece 1-2 eve temizliğe gidiyordum. Hatırlarsın, halimiz çok kötüydü. O sıralar bu kadın bir temizlikçiye ihtiyaç duymuş. Benim temizliğe gittiğim bir kadın da beni tavsiye etmiş. Ben de geldim, burada işe başladım. Sonra ne oldu? Bir dur dinle kız. Kaç ay durdun ananın karnında? Sen bilmezsen ben nereden bileceğim anne? Sonra ne oldu? Nagihan Hanım'ın bir kocası vardı o zamanlar. Şimdi rahmetlik oldu. Toprağı bol olsun çok iyi bir insandı. Çok titizli. Temizlik hastasıydı. Kaç hizmetçiyle çalıştıysa hepsini kovmuş. Neyse. Ben temizlik yaptıktan sonra benim temizliğime bayılmış. Ama zavallı adam çok kısa bir süre sonra trafik kazasında öldü. Nagihan Hanım da o gün bugündür beni sürekli temizliğe çağırır. Rahmetlinin istediği gibi yap der. İşte budur hikayesi kızım. Vay be! Orta Doğu ve Balkanların en büyük temizlikçisi benim annem. Ne iş yaparsan yap. En iyisini yapacaksın kızım. Hadi bırak annenle dalga geçmeyi de bir an önce temizliği bitirelim, işimiz bitsin. Thank you.
yaptın? Hadi Aysel. Bir şeyim yok. Kendine gel. Sen güçlü bir kadınsın. Ne vereyim abla? 250 gram kıyma mı? Yok. Bu sefer yarım kilo pirzola alacağım. Kızımın ağzına layık. Görüyor musun Hamdi Efendi kızımı? Hem okuluna gidiyor hem de hafta sonları annesine yardım ediyor. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin. Amin. Buyurun efendim. Buyurun, bu da fişiniz. Hadi iyi günler, hayırlı işler. Sağ olun, afiyet olsun. Neyin var kızım, durgunsun? Yok bir şeyim. Yoruldum herhalde bütün gün çalışınca. Ah güzel kızım benim. Alışık değil ki böyle şeylere hiç. Bir daha getirmeyeceğim seni. Sen okuluna, dersine bak. Anne, ben yatıyorum. Çok yorulmuşum. Tamam kızım, yat dinlen. Ha, bu arada anne, yarın arkadaşlarla buluşacağız. Dışarı çıkacağım, haberin olsun. Sen git dolaş kızım. Hadi iyi geceler sana. İyi geceler anneciğim. Öğrencisin sen galiba. Sana uygun hesaplı modellerimiz var istersen. Yok. Ben şu modeli beğendim. Bunu mu? Size pahalıya kaçar ama biraz. Benim param var. İçeri buyurun. Kameralı falan. Babam aldı. En son modelmiş. Evet. Beraber gittik aldık. Sağ ol canım. Kafede misiniz siz? Tamam oldu. Yanınıza uğrayacağım. Bay bay. Erken geldiniz efendim. Evet öyle oldu. Yazlıkta havalar çok bozdu. Öyle bir yağmur yağdı ki durmak mümkün değil yani. Benden istediğiniz bir şey var mı efendim? Şimdilik yok, teşekkür ederim.
Kolyem. Nihal. Nihal. Evet. Yok ya, ne dersin? Bütün gün bilgisayarla uğraştım. Sen ne diyorsun buna? Merhaba. Merhaba. Aman Allah'ım. Bu telefon bir harika. Harikasın kızım. Sen bunu nasıl aldın? Çok pahalı bir şey bu. Babam verdi parasını. Al parayı dedi. Hangisini istersen al. Ben de gittim bunu aldım. İyi yapmış mıyım Pelin? Harika yapmışsın bence. Bakayım. Bak, harika ya. Babanla gerçekten beraber gitmemiş miydiniz bir şey. Siz bunu almaya? Evet. Bana öyle dedin diye hatırlıyorum. Mükemmel. Aman canım, yanlış demişim işte. Babam parasını verdi demek istemişimdir. Nasıl, beğendin mi? Harika. Herkese senin baban gibi baba lazım. Ya, ne demezsin? Aa, senin de yakışıklı geldi. Benim eve gitmem lazım. Görüşürüz. Al canım. Ne haber Cennet? İyiyim. Hem de çok. Ne oldu? Hayırdır? Artık beni cep telefonumdan arayabilirsin. Güzel bir haber. Biraz dolaşmaya ne dersin? Arabayla gezdireyim seni. Olabilir. Siz o gün gittikten sonra odaya sadece temizlikçi ve kızından başka giren olmadı efendim. Bundan emin misin? Eminim. Hatta onlar gittikten hemen sonra odanın kapısını kilitleyip dolaba koydum. Benden başka da kimse anahtarın yerini bilmez. Aysel'in böyle bir şey yapmış olmasına inanasım gelmiyor. Ya kız? Onu bilemem. İlk defa görüyorum. Ama öyle bir annenin kızı... Bilmem ki. Rahmetlinin evlilik yıl dönümü hediyesiydi. Maddi değerinden çok manevi değeri var. Anlıyorum efendim. Ne yapmamı istersiniz? Polise haber vereyim mi? Yok, hayır. Önce Aysel'le bir konuşalım. Günahlarını almayalım. Hemen karar vermeyelim. Ne müthiş bir telefondu, değil mi? Ama kaç gündür söylüyordu en iyisini alacağım diye. Hakikaten de öyle yapmış. Bu işte bana bir bit yemiği var gibi geldi. Bit yemiği mi? Ben olduğundan eminim. Ama şimdilik sesimi çıkarmıyorum. Bu kız beni çıldırtıyor. Bir gün patlayacağım ama hadi hayırlısı. Ne diyorsun Tarık? Neden kuşkulandın ki böyle? Telefonda babamla aldık dedi. Buraya gelince ben aldım dedi. Sonra konuyu değiştirdi. Bilmiyorum. Belki de hakkını yiyorum kızın. Ama bu Murat denen heriften hakikaten hiç hoşlanmıyorum. Doğru söylüyorsun. Onu aldırtmıştır. Bilmiyorum. Ama içimden bir ses bu adamın tehlikeli biri olduğunu söylüyor. Dedektif Tarık. Nereden çıktın sen birdenbire? Geçen gün sen gittikten sonra aklım hep sende kaldı. Gelip seni görmek istedim. İçimdeki sesi takip edince seni bulmak zor olmadı. Demek öyle. Öyle tabii ya. Ne sandın? Senin gibi güzel bir kız her zaman karşıma çıkmıyor. Benim eve gitmem lazım. Saat geç oldu. Hadi bırak nazlanmayı, biraz daha oturalım. Sonra ben seni evine bırakacağım zaten. Alo. Buyurun Nagihan Hanım. Evet. O da mı? Ben... Anlıyorum Nagihan Hanım. Ben bizim kızla da bir konuşayım. Size hemen haber vereceğim. Kusura bakma Aysel. Sen benim kaç yıllık çalışanımsın ama... Olur mu Nagihan Hanım? Tabii ki soracaksınız. Ben size haber vereceğim. Tamam Aysel. Fena mı oldu geldiğimiz? Bak güzel manzarası var.
Evet, çok güzel. Ne zamandır gelmemiştim buraları. Artık gitsek iyi olacak. Çok geç oldu. Annem merak eder. Peki, ben seni eve bırakayım o zaman. Ama bana tekrar görüşmek için söz ver. Anlaştık mı? Hı hı. Nerede kaldı bu kız? Allah'ım, sen bana akıl ver ya Rabbim. Neredesin kızım bu saate kadar? Merak ettim. Ne oldu anne? Geldim işte. Az önce Nagihan Hanım aradı. Çekmecesinden kolyesi çalınmış. Çok değerliymiş. Geçmiş olsun. Zengin insan onlar canım. Koymaz onlara. Yenisini alır. Öyle deme kızım. Kocasının hediyesiymiş. Manevi değeri çokmuş yani. Şey kızım, odayı sen temizlemiştin ya hani, hiç gözüne çarptı mı öyle bir şey? Hayır. Ben görmedim. Emin misin? Efendim. Nasılsın Cennet? Aklıma takıldım, bir arayayım dedim. Şey, şu an hiç uygun bir an değil. Sonra konuşalım, tamam mı? Olur. İyi geceler. İyi geceler. Kızım, bu telefon ne? Telefon mu? Şey, bir arkadaşım hediye etti. Ne tesadüf ama. Nagihan Hanım'ın kolyesi çalınıyor. Bir gün sonra arkadaşının biri sana pahalı bir telefon hediye ediyor. Doğruyu söyle bana. Vallahi doğru anne. Yüzüme bak benim. Yüzüme bak dedim sana. Ne yapıyorsun anne? Canımı acıtıyorsun. Sen aldın değil mi? Başımızı yere mi eğdirmek istiyorsun bizim? Yıllardır koruduğumuz namusumuzu rezil mi edeceksin ha? Onu geri vereceğiz. En azından belki yaptığın pisliği temizleriz. Ama anne. Ama falan deme bana. Nasıl yaptın bunu ha? Herkesin telefonu var. Bir benim telefonum yok. Büyüttüm biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Baban öldükten sonra her işi yaptım. Evlere temizliğe gittim. Bulaşıkçılık yaptım. Tuvalet temizledim. Niye biliyor musun? Hep senin için. Kızım sıkıntı çekmesin diye. Mutlu olsun dedim. Ama namusumuza leke getirmedim hiç. Sen de getirmeyeceksin. Nasıl gidiyor yeni yavru kuşla durumlar? İyi, gayet iyi. Olay bitti gibi bir şey abi. Arabayla dolaşmaya falan gittik. Çok hızlısın bakıyorum Murat Bey. Hızlı falan değilim Cengiz abi. Her şeyi ağırdan alıyorum esasında. Yavru kuşlar ürkütmeye gelmez, bilirsin. Bilmez miyim Murat? Nasıl? Telefondan memnun musun Cennet? Bendeki şanssızlık kimse de yok. İlk günden bozuldu telefon. Söyleseydin babacığını, alsaydı yenisini. Esasını söylerdim ama üzülmesini istemedim. Ondan habersiz servise götürdüm. Eğer duyarsa çok kızar. Onun üzülmesini hiç istemem. Ya ya, ne demezsin. Hemen bir günde bozuldu. Nazar mı değdirdik ne? Ama ne olacak canım? Olmazsa yenisini alırım zaten. Hani tamiri vermiştik? Evet, hani tamir olmazsa diyorum.
Ne var Ceren? Niye gülüyorsun? Yok bir şey canım. Ne demek yarı fiyatını alırım? Sen satmadın mı bu telefonu bir gün önce? İşte bak, garanti belgesi. Her şeyini getirdim. Abla, demek istediğini anlıyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Bu telefonların kutusu açıldığı anda ikinci ele düşmüş oluyor. Ben de senden alıp o fiyata satacağım. Bırakın şimdi bu telefon muhabbetini. Sen bize Murat'tan haber ver. Zeynep, bak kızıyorum ama. Tamam tamam, sustum. Ne o tar? Ne bu surat? Ne oldu? Yok bir şey. Cennet, iki dakika gelir misin? Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu? Allah Allah. Yazık olmuş telefonu değil mi? Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Neymiş o? Bu Murat denen adam var ya. Ne olmuş Murat'a? Bak Cennet, açık konuşacağım. Senden bir şey saklamak istemiyorum. Bugün kafede Murat'ı Cengiz abiyle konuşurken dinledim. Senin hakkında konuşuyorlardı. Niyeti hiç iyi gibi gelmedi bana. Senin adına endişeleniyorum. Ya ne demek niyeti hiç iyi gelmedi bana? O adam benden hoşlanıyor. Ne var bunda? Cennet! Bence ondan uzak durmalısın. Of, saçmalıyorsun be Tarık. Niye uzak duracakmışım ki? Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. Merak etme sen. Yine bir şeyler dönüyor ama. Ne oldu? Ne dedin kıza? Yok bir şey. Aa. Ne oldu ya? Sana acil bir işim düştü. Bana yardım edebilir misin? Kusura bakma. Aklıma senden başka kimse gelmedi. Tamam, sağ ol. Orada bekliyorum seni. Alo? Benim, Cennet. Cennet? Canım, ben de tam şu anda seni düşünüyordum. Sen benim hakkımda başkalarıyla mı konuşuyorsun Murat? Hem de abuk subuk. Ne? Kim? Kimle konuşmuşum? Ne oluyor ya? Sen daha iyi bilirsin ne olduğunu. İstersen bunu telefonda konuşmayalım. Neredesin sen? Bizim okulun orada park var ya, oradayım. Tamam, geliyorum. Sırf durumunuz sıkışık diye bu fiyattan verdim. Yoksa mümkün değil. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ben bu iyiliğini... Bırak şimdi bu süslü lafları. Bir an önce git ve o kolyeyi geri ver. Başınız belaya girmeden. Tamam, gidiyorum. Sen harika bir insansın. Bırak şimdi, hadi. İnanamıyorum Cennet ya. Nereden çıkarıyorlar böyle şeyleri? Sana bir şey söyleyeyim mi? O çocuk sana aşık. Onun için böyle şeyler uyduruyor. Senin benimle vakit geçirmenden hoşlanmıyor. Hepsi kıskançlık. Öyle mi dersin? Evet öyle. Aslında bunu ben de düşünmüştüm. Hadi atla arabaya şimdi. Gezmeye gidiyoruz. Hadi. Bir daha hiç görebileceğimi sanıyordum. Demek kızın almış. Bak Aysel, seni severim. Ama hayatta kabul edemeyeceğim tek şey varsa o da hırsızlıktır. Ben çalıştığım insanlara güvenmek isterim. Anlıyor musun beni? Evet efendim, gayet iyi anlıyorum. Bunu yapmak istemezdim ama artık seninle çalışmak istemiyorum Aysel. Benim vasıtamla çalıştığın diğer kişilere de haber vermek zorundayım. Anlıyorsun değil mi? Artık senin referansın olamam. Kocamın anısına yıllardır gidip geliyorsun bu eve. Sana alışmıştık ama bu bağışlanamaz bir suç. Haklısınız. Sizden ne kadar özür dilesem yetersiz kalır. Bu arada Nagihan'ın
size bunca yıl için teşekkür ediyorum. Ayrıca polise haber vermediğiniz için de Allah'a emanet olun. Peki ya sen? Ben ne? Sen ne düşünüyorsun benim hakkımda? Ne mi düşünüyorum? Cennet, bir erkek senin gibi bir kız için ne düşünebilir ki? Seni başımın tacı, gönlümün sultanı yapmak istiyorum. Ayşe. Ne oldu kız? Neden ağlıyorsun? Hallettik işte derdini. Yok bir şey. Nasıl? Bir şey var ki ağlıyorsun. Anlat bakayım. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Nagihan Hanım artık benimle çalışmak istemiyormuş. Ayrıca onun sayesinde çalıştığım 4 yer daha vardı. Hepsi zengin insanlar. Hepsini kaybettim. Sana da borcum var. Ne yapacağım ben şimdi? Bunların hepsini hallederiz. Sen kendini üzme. Otur şuraya. Otur. Bak, pek güzel bir iş değil ama bizim pavyonda gece tuvalette duracak birine ihtiyaç var. Parası hiç fena değildir ha. Söylerim bizim patrona, o işi sana ayarlarız. Tamam değil mi? Çalışırsın. Çalışmaz olur muyum hiç? Hiç üzme canım. Bu adi dünyada düşmüşün halinden ancak düşmüş anlar. Geri kalanları bir tekmede ben bileyim der. Nasılsın Aysel abla? Nasıl gidiyor işler? Sayende gidip geliyoruz. Buna da şükür. Düzelecek inşallah. Düzelir düzelir, merak etme. Kız ne yapıyor bu arada? Vallahi hiç sorma. Haberi bile yok geceleri çalıştığımdan. Gizli gizli çıkıyorum hep işe. Duysa kulağına gitse çok üzülür. Ah sen. Kapılacak annesin. Değerini bilen. Peçete versene bana. Nereden bulursun bu insanları, işe alırsın? Hastalıklı sen de. Görmüyor musun kadının halini? Elin yok mu? Al işte oradan. Sen kapa çeneni. Sana bir şey soran oldu mu? Ne diyorsun lan sen? Ne biçim konuşuyorsun? Delirtme be adamı. Yapma Sevdap, dur. Delirirsen ne olur serseri. Sen kime serseri diyorsun bakayım? Tamam abicim, sakin ol. Gel, sakin ol, gel. Sana bir kez daha teşekkür borçluyum. Ne teşekkür abla? Küsta herifin yaptığına baksana. Sen berbat görünüyorsun. Hadi yürü, doktora gidiyoruz. Ne doktoru? Nereden çıkardın şimdi? Hadi hadi, sözümü dinle, yürü gidiyoruz. Benim de işim bitti zaten. İçerideki kız yeni düştü abi. Artık bundan sonra eti senin, kemiği benim. Şimdi üzerinde çalıştığım çok iyi bir parça daha var Hüseyin abi.
Hakikaten harika bir kız. Şu an ayar aşamasındayım. Ama Burhan abiye sözüm var. Bunu oraya aldıracağız. Murat, sen var ya sen. Çok cin adamsın. Ne yapacaksın Hüseyin abi? Denizde balık çok olunca biz de atıyoruz oltayı haliyle. Çakal. Aysel Hanım, açık konuşacağım. Söylesenize doktor bey, neyin var? Hem tansiyon probleminiz var, hem de ciğerleriniz berbat durumda. Hemen kontrol altına alınmanız gerekiyor. Peki tedavisi nedir doktor bey? Dediğim gibi, sıkı bir tedavi gerekiyor. Tabii kendine iyi bakması da şart. Siz ilaçları yazın, gidelim biz doktor bey. Eski toprağız biz, bir şey olmaz. Sanırım Aysel Hanım'ın yakınısınız. Ona kendine dikkat etmesi gerektiğini söyleyin. Kendini hiç yormaması lazım. Anlıyorum doktor bey. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ne oldu Cennet? Hala telefon yok ortada. Senin başka derdin yok mu? Benim telefonumdan sana ne? Benim ağzımı açtırma Cennet. Açarsam rezil olursun. Sen mi rezil edeceksin beni? Kıskançlığından çatlayacaksın neredeyse. Kızlar, kızlar. Yakışıyor mu size? Tamam artık kesin. Kesmeyeceğim Tarık. Bugüne kadar hep sustum. Onuru gururu kırılmasın dedim. Ama artık susmayacağım. Ne diyorsun sen Ceren? Bu arkadaş deyip bağrımıza bastığımız Cennet bize her gün yalan söylüyor. Söylediği her şey yalan. Babası çok zenginmiş de, davet veriyormuş da, annesi Avrupa'ya gitmiş de hepsi yalan. Cennet'in annesi bizim komşulara temizliğe geliyor. Babası da yıllar önce ölmüş. Oturdukları ev de bodrum katı. Kim bilir o telefonu da nereden aldı? Kesin birinden göstermek için alıp geri vermiştir. Cennet! Cennet dur, nereye gidiyorsun? Bu yaptığından utanmalısın Ceren. Yoksulluk ayıp değil. Yoksulluk ayıp değil ama yalan söylemek ayıp. Yalan söylüyorsa bir nedeni vardır. Bunun yolu bu değildi Ceren. Her şeyi mahvettin. Ben Cennet'i bulmaya gidiyorum. Ne yaptın Ceren sen ya? Kızım beğenir mi sizce? Bu telefon çok moda abla bu aralar. Bence bayılacak. Geçenlerde bir telefon almıştı. Abla? Bir şey oldu işte. Neyse, artık yeni bir telefonu var. Hayırlı günlerde kullanmak nasip Sağ olsun. Ol. Çok sıkıldım Murat bu hayattan. Bu berbat insanlardan. Değişmesini o kadar çok istiyorum ki bilemez. Benim de yaşamaya hakkım var. Bu senin elinde. Hayatını değiştirmek o kadar kolay ki bilemezsin. Sen he de yeter. Bunu gerçekten yapar mısın? Tabii ki yaparım. Sen her şeyi bana bırak. İşte böyle gül. Bugün istediğin hayata başlıyoruz. Bu akşam çok sevdiğim bir abimin yeri var. Orada kalırız. Ona danışırız. Fikir hocamdır benim. Cennet eve gelmedi hala. Bu saate hiç kalmazdı. Esmer. 1.65 boylarında güzel, alımlı bir kız. Cennet Koçak. Fotoğrafını mı? Veririm elbet. Bakma bu saatte rahatsız ettim. Yok canım, ne rahatsızdı? Bugün çalışmıyorum zaten. Televizyon izliyordum. Kesin. Ne oldu, hayırdır? Bizim kız hala ortalıklarda yok. Meraktan öleceğim. Hiçbir haber de vermedi. Sokaklara çıkıp arasam mı diyorum.
Saçmalama abla. Bu saatte kadın başına nereye çıkıyorsun? Polise haber verdin mi? Evet verdim. İyi yapmışsın. Birazdan bir memur yollayacaklar. Sen otur bekle. Sakın delilik yapıp sokağa falan çıkma. Yarın ola ayrı. Hem belki belli mi olur? Çıkar gelir. Peki. Hadi iyi geceler sana. Beni haberdar edersin. İyi geceler. İyi geceler. Bilmiyorum teyzeciğim, hiç görmedim. Dünden beri hiç görmedim teyze. Bugün gelmedi okula. Dün bir arkadaşımızla ufak bir tartışması oldu. Çekti gitti. Sonra da bir daha görmedik. Nereye gitmiş olabilir? Hiçbir fikriniz yok mu? Gerçekten bilmiyorum teyze. Bilsem emin olun size söylerdim. Murat diye biri vardı. Belki o biliyordur nerede olduğunu. Murat mı? O da kim? Söyleyin kızım. Cennetim kayıp, bana yardım edin. Murat'la Cennet'in arası çok iyiydi. Okuldan değil ama. Bizim gittiğimiz bir kafe vardı. Oraya gelirdi. Bildiğim tek şey bu onun hakkında. Ben size yardımcı olabilirim belki Aysel teyze. Gerçekten mi? Lütfen yavrumu bulmakta bana yardımcı ol. Kulun kölen olurum. Murat'ı tanıyan birilerini biliyorum. Belki onlar bize yardımcı olur. Gel teyze, gidelim. Merak etme, onu bulacağız. Ona bir şey olmamıştır. İnşallah yavrum. Sen üzülme. Ben açıkçası Murat'ı fazla tanımam. Buraya gelip gidiyor işte. Cengiz abiyle yakınlar. Nerededir bu Murat? Nereye takılır? Vallahi bilmiyorum. Ama bir kere Cengiz abiyle konuşurlarken duymuştum. Mavi Deniz Pavyon mu ne varmış? Oraya çok takılıyormuş. Her akşam oraya uğrarmış. Ne dedin sen? Mavi Deniz Pavyonu mu dedin? Evet abla. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir çay alabilir miyim? Kusura bakmayın, müşteri çağırıyor. Ne oldu teyze? Mavi Deniz Pavyonu deyince çok şaşırdım. Ben Mavi Deniz Pavyonu'nda çalışıyorum. Hayır, öyle düşündüğün gibi değil. Tuvalette bekçilik yapıyorum. Gidip orada Murat'ı aramalıyım. Sana minnettarım oğlum. Estağfurullah. Hem Cennet benim arkadaşım. Onun için ben de endişeliyim. Sağ ol yavrum, sağ ol. Bu nasıl bebeğim? Harika oldu. İnanılmaz oldu. Herkes sana bayılacak. Ya bunlar ne böyle Murat? Bugün seni arkadaşlarımla tanıştıracağım. Hani yepyeni bir dünya istiyordun ya? Evet. İşte o dünyaya hoş geldin. Ya bütün bunlara inanamıyorum Murat. Her şey rüya gibi. Nereden çıktın karşıma melek gibi? Daha bunlar hiçbir şey bebeğim. Güzel günler önümüzde. Seni çok seviyorum Murat. Ben de seni. Bu sevgiye düştüm nerede? Kendimi unuttum ben. Hayatımı sana verdim. Gençliğim gitti elden. Şimdi artık yalnızım. Tatlım, bize uğramak yok mu? Tamam şekerim, uğrarız tabii. Siz oturun, ben tamam. Sonra uğrarım. Ne oldu abla, bir gelişme var mı? Var, evet. Cennet büyük ihtimalle Murat diye birisi varmış, onunla kaçmış. O adam buraya gelen birisiymiş. Sen tanır mısın Murat'ı? Murat. Gençten bir adammış. Siyah spor bir arabası varmış. Siyah spor bir arabası mı varmış? Aman Allah'ım. Ne oldu Sevda? O kim biliyor musun? Hani sana geçen gün bağıran, sonra benimle kavga eden adam var ya. Yoksa o Murat mı? Evet o. Sadece onunla kalsa iyi. Ne peki, ne? Söylesene. Cennet çok tehlikeli bir adamın elinde abla. Bu adam genç kızları bulup pazarlayan, bu parayla yaşayan bir adam.
Allah'ım, bana güç ver Allah'ım. Hemen bulalım. Bak şimdi, sen burada otur. Ben patronun yanına gideyim, çaktırmadan ağzını arayayım. Ben de geleceğim. Hayır, otur bekle. Beni dinle. Garip bir yer burası Murat. Ne yapacağız burada? Dedim ya sana kuzum, önemli insanlarla tanıştıracağım seni. Al tatlım, ye. Ye. Şey... Ye, ye, hayır. Ye. İkram etmişler, geri çevirmek olur mu? Kasa su. 2 kasa domates. Tamam, gönder, bekliyorum. Hüseyin abi, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Baksana şu masraflara. İşin içinden çıkamıyoruz. Sen yılların kurdusun be abi. Sen çıkamayacaksın, biz mi çıkacağız? Bakalım, çıkmaya çalışacağız. Söyle bakalım, sen hangi rüzgar attı buraya? Zam isteyeceksen bu ara elim çok darda. Yok be Hüseyin abi, zam değil. Hani Murat var ya, sana uğrar ara sıra. Ne olmuş Murat'a? Bizim bir kız var. Tam Murat'a uygun. Heh. Ona havale edeceğim de. Şimdi hazır işim de bitti. Onu bir göreyim dedim. Ne oldu Hüseyin abi? Sende ne numaraları varmış da bizden saklıyor musun? Ne sandın sen beni abi? abi, nerede buluruz bu Murat'ı? Buranın mekanındadır. Şimdi oradadır büyük bir ihtimalle. Tamam abi, ben uğrayayım bir yanına onun. Benden de selam söyle. Olur, söylerim. 20 kasa su, 2 kasa domates. Buldun mu şerefsizin yeri? Buldum. Burhan'ın mekanındaymış. Biliyor musun orayı? Biliyorum. Senin çok yardımını gördüm Sevdam. Senden son bir şey isteyeceğim. Nedir abla, söyle. Giysi dolabında bir silah görmüştüm. Duruyor mu hala? Evet, kötü günler için almıştım. İşte o bugün bana lazım. O kötü gün bugün. Abla, saçmalama. Şu durumda olan senin kızın olsa ne yapardın? Söyle bana, ne yapardın? Anladın mı beni? Hadi gidelim. Ne yapıyorsun ya? Ne kaçıyorsun? Nazı mı yapıyorsun bana? Ya ne nazı? Seni tanımıyorum bile. Tanışmamız şart mı? Ha, tamam. Ben Kadir. Kusura bakma Kadir abi. Arkadaş daha iyi. Isınacak zaman. Cennet adı. Kadir abimiz çok değerli bir abimizdir. Ona iyi davran Cennet. Burası mı? Evet. Bak Sevdam, eğer bana bir şey olursa kızımı sana emanet ediyorum. Ona gözün gibi bakacaksın. Ağlama. Şimdi zamanı değil. Bana söz ver. Söz abla. Söz. Olsun güzelim. Sıkacağız tabii. Bu kadar para verdik, sıkmayalım mı bir de? He? Ne parası ya? Canım, ne parası olacak? Senin paran. He? Murat, ne diyor bu adam? Ne parasından bahsediyor ya? Sen de çok uzattın ama ha. Denileni yap. Ben eve gitmek istiyorum. Bırak zırlamayı da otur şuraya. Ne sandın? Seni kraliçe yapacağımı mı? Oldun işte. Buranın kraliçesi sensin. Ya... Otur be. Bırak. Otur, uzatma. Bırak. Uzatma. Bırak beni. Eve gitmek istiyorum. Uzatma dedim. Annem. Gel kızım buraya. Eve gidiyoruz. Sen de kimsin be kadın? Sen kimin mekanından kimi götürüyorsun bakayım? Şimdi belaya girme de hemen voltanı al git.
Hadi hadi ver. Hadi otur şuraya. Otur. Otur, zırlama yeter artık. Hemen bırak o kızı. Tamam. Tamam. Tamam abla, tamam. Peki abla. Peki abla. Peki al, senin olsun kızın. Hadi al kızını. Bize başka kız mı yok? Yaklaşana vururum ona göre. Acaba? Geri düşünüldü. Sanık Aysel Koçak'ın Murat Yılmaz'ı silahla adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapsine, sanığın savkasız olması göz önünde bulundurularak 1 yıl 3 ay hapsine karar verilmiştir. Kıskanıyorum ama. Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Abla sen Tuayfe'yi görmedin daha. Senin bu kızın var ya, zehir zehir. Hem dükkanı işletiyor hem de sabah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.